Bu hafta önemli ve kritik dedik sevgili izleyenler. Koronavirüs sürecinde yeni kararlar alınır mı alınmaz mı? Yoğun bakımlar ne durumda? Yoğun bakıma yatan genç hasta sayısı artmaya başladı. Uyarılar bu yönde geliyor ama peki gerçek durum ne? Hemen bunu soracağız. Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı Profesör Doktor İsmail Cinel Skype hattımda. Sayın Cinel, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Hemen sizden şu anki durumunuzu öğrenmek istiyoruz. Yoğun bakımlardaki durum ne ve bu hafta içerisinde neler yaşanacak, neler öngörüyorsunuz? Şimdi şunu vurgulamam lazım. Son 15 gündür durum ciddi. Herkes bir adım geri çekilsin diye Türk Yoğun Bakım Derneği olarak bir kampanya yürütmeye çalışıyoruz. Vatandaşlarımıza durumun ciddiyetini anlatmaya çalışıyoruz. Ve biz bu günleri daha önceden görebildik. Yoğun bakımların belli oranlarda dolacağı, servislerin belli oranlarda dolacağı açık ve netti. Bakın son 15 gündür sayılarımız her gün turkuaz tabloda izlediğiniz gibi her geçen gün vaka sayısıyla da artıyor, ağır hasta sayısıyla da, vefat sayısıyla da. Şu anda ağır hasta sayımız 3240'larda olsa dahi artık yoğun bakımları yavaş yavaş hemen hepsini COVID yoğun bakıma çevirmeye başladık. Bu zor bir durum. Her an bütün vatandaşlarımızın beyin kanama geçirme riski olabilir, kalp krizi geçirebilirler, trafik kazaları yapabilirler ve yoğun bakıma düşebilirler. Yani COVID olmayan hastalarımızın da yoğun bakımdan yararlanma hakları bulunmaktadır. Ve durum ciddidir. Gittikçe yukarıya doğru gidiyoruz. Bir devir daim söz konusudur. Bu devir daim yoğun bakımlar için çok önemlidir. Sizin serviste yatan 200-300 hastanız varsa ve bunlar COVID ise bu hastaların sigortasıdır yoğun bakım. Belli oranlarda boş olmalıdır. O yüzden %75 doluluk oranları, %80 doluluk oranları yöresel olarak yer yer bunlar aslında %100 doluluk anlamına gelir diye çok vurgulamıştık Kasım sonu Aralık başı. Ve biz o pikin, ikinci yaşadığımız büyük pikin 5988 yoğun bakım hastasıyla yoğun bakım ekipleri, sağlık çalışanları üstesinden gelmiştik. Fakat durum şu anda üçüncü zirveye gidişte daha farklı. İnsanların pandemi süreci uzadıkça dirençleri değişti, hassasiyetleri değişti, ekonomik dirençleri de değişti. Hocam yoğun bakımda kalma süresi uzadı mı peki? Yoğun bakımda yatan vatandaşlar. Yoğun bakımlarda kalma süresi doğal olarak uzar. Neden uzar? Hemen bir düşünelim. Yoğun bakımlarda yaş ortalaması değişti bu kez. 65 yaş üstünü belli oranda aşılayabildik. Bunun virüsün İngiltere'deki mutasyonu sonrası daha fazla organları tahrip eder hale gelmesi, daha gençleri hedef alması işin boyutlarını değiştirdi. Şunu vurgulamak istiyorum. Alınan önlemlere uyum bir problem içeriyor. Tam uyum yok. Pandemilerde sizler ceza keserek ceza ile bu önlemlere belli oranda uyulmasını sağlarsınız. Durumun ciddi olduğunu vatandaşlarımıza anlatabilirsek, algı doğru bir şekilde gerçekleşirse o zaman seferberlik ruhu canlanır. O zaman gönüllü seferberlik olur. Bakın çok içten söylüyorum. Bu durum siyaset üstü bir durumdur. Tek vatanımız vardır. Bu vatandaki hastanelerimizde biz kanımızın son damlasına kadar çalışacağız. Fakat yoğun bakım ekipleri yoruldu. Bu doluluk oranları otomatikman mortalitenin, ölüm yüzdelerinin artmasına yol açacak. Bunu istemiyoruz. Yoğun bakımda gerçek tedavi oradaki tecrübeli ekiplerle, bu insanlarla gerçekleştirilir. Ve bu süreç içinde bütün dünya da zor durumda.
Evet. Belli ülkeler aşılamayı çok hızlı yapabildiler. Virüs onlara karşı bir mikrop sonuçta, onlara karşı hassasiyet geliştiremedi. Yeni silahlar elde edemedi bazı ülkelerde. Bizde yeni mutantlarla yeni silahları geliştirmesi söz konusu mikrobun. Böyledir. Bakteriler için de böyledir bu durum. Ama hocam, onların peki antibiyotiği var. Mutant virüsün yoğun bakıma yansıması nasıl oldu? Nasıl bir değişiklik var? Mesela geçtiğimiz Kasım ayı ile bugünü kıyasladığımızda yoğun bakımda yatan hasta konusunda nasıl bir değişiklik var? Bir, yaş ortalaması daha gençleşti. Bu çok önemli. İki, kaybettiğimiz hasta sayıları. 5.988 hasta varken yoğun bakımlarda günlük kaybettiğimiz hasta sayımız 200 küsurlardaydı ama 230 maksimum 240'ı görmüştük. Evet. Şimdi 3.250'lerden bahsediyoruz. Vefat sayılarımız 290 küsurları gördü. Bu bile virüsün daha öldürücü, daha tahrip edici bir hal alabildiğini gösteriyor. Bakın 100 hastanın yine çok az bir kısmı düşüyor yoğun bakımlara. Ama bu bir kumar olmasın. O %5'in içine siz de girebilirsiniz. Ayşe teyze de girebilir. Mehmet amca da girebilir. Bu olmasın. Bunu bilelim istiyorum. Durum değişiyor otomatikman. Bu sefer yukarıya gidişte örneğin özel hastanelerin biraz daha fazla destek vermesini de istiyoruz. Neden? Tüm kamu olarak gövdemizi bu taşın altına koymuş durumdayız. Hepsinin yoğun bakımlarını hemen hemen izliyoruz biz Türk Yoğun Bakım Derneği olarak. Biraz daha bunun parası pulu olmaz. Yoğun bakım acil durumları içerir. Burada tedavi maliyetine bakmaksızın eğer söz konusu olan pandemi ise canla başla çalışırsınız. Elinizden geleni yaparsınız. Bakın en sofistike tedaviler yoğun bakımlarda, üçüncü basamaklarda kullanılmaktadır. ECMO tedavisi dediğimiz, kalp akciğer dolaşımını dışarıya aldığımız, yapay yolla gerçekleştirdiğimiz tedavi yöntemlerimiz de vardır. Evet. Bunlarda zarar dahi etsek, zarar kar söz konusu değildir yoğun bakımlarda. Her şeyle biz bunu karşılamaya çalışırız. Bu yüzden özel sektörden de belli oranlarda daha fazla destek istiyorum. Peki hocam, çok teşekkür ediyorum. Ben yoğunsunuz biliyorum. Bu yüzden de sizi de fazla tutmak istemiyorum. Çok teşekkür ederim değerli görüşleriniz için. Umarız çağrı karşılık bulur ve yapılan bu uyarılarda karşılık bulur diyelim. Ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener 128 milyar dolardan İstanbul Sözleşmesi'ne, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yetkilerinden yaşanan